Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Seçime kısa bir süre kaldı ve yine çok önemli bir konumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki, İstanbul'daki dönüşümün lokomotifi, ana öncüsü KİPTAŞ'ın genel müdürü Ali Kurt bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size sormak istediğim çok soru var. Çünkü İstanbul'da dediğim gibi seçime az bir süre kaldı ve iktidarın adayı da aynı zamanda eski çalışma arkadaşlarınızdan biri. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Murat doğru, Kurum. Doğru. Bir dönem çalışmıştık beraber. Uzun süre TOKİ'de, TOKİ geçmişiniz var. Orada yöneticilik, bürokratlık yaptınız. Şimdi de AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve hem gaflarıyla gündem oluyor, hem vaatleri çok tartışılıyor, hem de eleştirileriyle. Ve böyle kısa kısa da olsa hepsine değinmeye çalışacağım. Şimdi en önemlisi Kanal İstanbul. Oradan başlamak istiyorum. Diyor ki Murat Kurum, İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde yok diyor. Ama bir süre önceye kadar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çatlasanız da patlasanız da yapacağız, inadına yapacağız, buraya yapacağız ve İstanbul güzelleşecek dediği şeklinde açıklamaları vardı. Bu şekilde ifadeleri vardı. Özetle Murat Kurum şimdi gündemimizde yok diyor. Ama o bölgede inanılmaz bir hareketlilik var. Mesela Emlak Konut KAP'a dün bildirim yaptı. Biz de haberini yaptık. İşte TRT'de 14 bin konut inşa ediyorlar. Evet. Sürekli o bölgeye yeni bir konut inşa ediyorlar. TOKİ eliyle yapıyorlar. Ve biz şunu biliyoruz. Orada Kanal İstanbul projesi olmayacaksa bu konut projesinin aslında çok da bir anlamı yok. Yani İstanbul'un daha ücra köşesi vesaire. O Kanal İstanbul hattındaki hareketliliği, konut hareketliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İstanbul'un gündeminde olmayan konu bizim gündemimizde değildir dedi evet Sayın Murat Bey. Ama dün Büyükşehir Belediye Başkanımız bir lansmanda güzel bir cevap verdi. Gerçekten gündeminde yoksa Cumhurbaşkanı bile dese, Sayın Cumhurbaşkanı bile talimat verse İstanbul'da Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız demesi lazım. Bu kadar net bir tarif istiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Doğru da söylüyor. Siyaset yapıyor. Bir bürokratın siyasete girdikten sonra adapte olması öyle kolay bir şey değil. O yüzden bu gafları yapıyor muhtemelen Murat Bey. Teknik olarak belki belli zamanlarda iyi bürokratik süreçler yönetmiş olabilir ama siyaset farklı bir mecra. Kanalla ilgili konu, kanalın olduğu bölgede kamu yatırımlarından vazgeçme lüksleri yok. Neden? Toplu konut idaresinin çok ciddi mülkiyetleri var orada ki ben de TOKİ'de çalıştığım dönemlerde o bölgede çok ciddi çalışmalarım oldu. Emlak konut daha demin bahsettiğiniz gibi Türk Hava Yolları'na ön taleple yapmaya çalıştığı ve bir bedel karşılığı edindiği ciddi bir mülkiyet var orada. Kanal olursa oranın cazibesi tabii ki artacak, bir şerefi artacak ama orada üretilen konutlar özellikle İstanbul 3. Havalimanı'ndaki nüfusa hitap etmek açısından rahat tüketilebilir. Ama bu kanal olayı o kadar çok uzun süre gündemde kaldı ki ciddi bir arsa spekülasyonu oldu orada. Ciddi bir el değiştirme var. Benim bildiğim Arnavutköy ilçesinin nüfusundan daha fazla mülkiyet sahibi var orada. Yani kayıtlı nüfusundan daha fazla mülkiyet sahibi var. Bir ara eski tapu müdürlerinden biri böyle bir bilgi vermişti bize kamuda çalıştığımız dönemde. Yani kamu projesinden yani kanal olur başka bir şey olur ama oradaki konut projelerinden vazgeçmez. Kanal aslında teknik anlamda yapılması yani mühendislik anlamda yapılması teknik olarak zor bir iş değil ama büyük bir arsa üretim uygulamasıdır. Ama çevre anlamında, İstanbul'da şehirleşme anlamında çok ciddi zarar verecek bir projedir. Bunu da herkes teknik olarak biliyor ama doğal eşiklerine kadar dolmuş bir kentte hala yüz binlerce, milyonlarca konut üreteceğim mantığıyla hareket ettiğinizde imara açılabilecek en potansiyel yerlerden biri. Ve kamunun da ciddi mülkiyeti var orada. Son mülkiyetleri var. Her ne kadar imarsız da olsa, tarım alanı da olsa. Ben oradan kolay kolay mevcut hükümetin vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ha başarılı olabilir mi? Olamaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhalefette olduğu sürece olamaz. Çünkü İSKİ'nin koruma havzasında İSKİ olmadan orada herhangi bir teknik anlamda şu anki mevzuatlar kapsamında konuşuyorum. İcraat yapma imkanları yok. Ve hep şu örneği verdim ben. Girdiğimiz teknik toplantılarda da ben toplu konut dersinde çalıştığımda da kanal projesinin belli aşamalarında bulunmuştum. Merkezi yönetim, yerel yönetim hepsi iktidara bağlı olduğu dönemde bile karşı duranlar vardı. Şu anda karşı tarafta taş gibi duran bir muhalefet var. Yani Büyükşehir Belediyesi muhalefet. Zaten Ekrem Başkan ne diyor? Biz İstanbul'un muhafızıyız diyor ve yaptırmayacağız diyor. Bu muhalefete rağmen kanalın yapılması mümkün değil. Ama tabii Sayın
Murat Kurum siyasi adaylığından dolayı hani İstanbul'un gündeminde olmayan bizim gündemimizde değildir diyor ama bunu daha net ifade etmesini daha faydalı olur diye düşünüyorum kendisine. Şimdi bir kurumun çeşitli vaatleri var dediğim gibi. Biri 650 bin konut vaadi. Bir de şöyle bir şey var. İzleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Ülkemizde özellikle İstanbul'da Murat Kurum mağdurları var. Onlar artık kendi TOKİ mağduru değil, Murat Kurum mağduru olarak nitelendiriyor. Hatta böyle gazetemize böyle telefon, mail yağıyor ve birçok basın kuruluşuna, mecraya. Özetle 2019'da onlar hak sahibi oluyor, TOKİ'den ev çıkıyor ancak ya bu evlerin hiç temeli daha yatılmıyor veya işte bazılarının bir kısmı yapılıyor ve bırakılıyor. Onlar da diyor ki özetle bize söz verdiğiniz, size vereceğiz dediğiniz, hak sahibisiniz dediğiniz evlerimizi verin, teslim edin ve o günkü koşullarla verin. O gün 300 bin lirayı toplam size mal olacak dediğiniz, şimdi 2 milyona işte 3 milyon çıkardığınız bu şeyi kabul etmiyoruz diyorlar. Ne dediyseniz onu yapın diyorlar. Şimdi Murat Kurum'un böyle bir sabıkası var. Bunu sabıka demek suç değil. Yani şimdi ipi doğru ifadeyi kullanın. Böyle bir sabıkalı bir durum var. Bunu yurttaşlar her yerde karşısına çıkıyor. Bir taraftan da 650 bin gibi bir konut vaadi var. Bu vaat gerçekçi mi sizce? Yapılabilir mi? Şimdi bunu iki türlü cevap vermek istiyorum. Bir teknik olarak, bir mühendis olarak, sektörün önemli bir kurumunun başında biri olarak. Ki ayrıca burası bunlar nereye yapılacak o da ayrı bir şey. Şu anda teknik olarak mümkün değil böyle bir sürede bunu yapılması. Tabii bunu deyince biri yapacağım diyor, biri yapmayacağım diyor diye eleştirenler var, popülist davrananlar. Ben çok çıktığım yayınlarda çok basit bir örnek veriyorum İsmail Bey. Siz bu vaade bulunsaydınız daha gerçekçi olurdu. Çünkü biz sizin bu konudaki yetkinliğinizi bilmiyoruz. Bu konudaki kabiliyetlerinizi bilmiyoruz. Nasıl bir çözüm önerisiyle geleceğinizi bilmiyoruz. Karnenizi bilmiyoruz. Ama Murat Bey bu işin otoritesi olan Toplu Konut İdaresi'nin de bağlı olduğu Çevre Bakanlığı'nın bakanlığını yaptığı 5 yıl. Bu 5 yıldaki performansı ortada. Toplu Konut İdaresi'nde çalıştığı dönemdeki performansı ortada ki hadi o zaman TOKİ Başkanı değildi ama Emlak Konut Genel Müdürlüğü yaptı. Evet ciddi üretimler yaptı ama şöyle bir rakam vereyim ben size. 2019-2024 arası yani bizim görev süremizde Toplu Konut İdaresi'nin İstanbul'da teslim ettiği konut sayısı 8500 küsür. Bakın 8500 küsür. İnternet sitesine girerseniz 3500 küsür görürsünüz. Hı hı. Ama orada bazı teslim edilenler yazmıyor. Neden bilmiyorum. Biz Kiptaş olarak bu dönemde 10.039 tane teslim ettik. 2 hafta içerisinde 1190 tane daha konut teslim edeceğiz. Şimdi İstanbul'daki performansı bile zaten TOKİ'nin dediği rakamlardan çok uzak. Ve siz bakandınız. Merkez yönetimin tüm kaynaklarını kullanıyordunuz. Ha, yerel yönetim başına geçince de gene merkez yönetimin kaynaklarını kullanacaklarını söylüyorlar ama yani o dönemde yapamadığınız bir şeyi şu anda yapacağım demeniz çok afaki. Şimdi güzel bir şey söylediniz. Ben onu bir yayında TOKİ mağdurları diye bir kavram oluştu maalesef demiştim. Aslında Murat Kurum mağdurları dediniz siz onu. Şundan dolayı olabilir. Murat Bey'in yönetimi döneminde Toplu Konut İdaresi inanılmaz vaatlerde bulundu. 50 bin konut kampanyası, 100 bin konut kampanyası, 250 bin konut kampanyası ve bunları dikkat edin çıkış tarihlerine hep seçim dönemleri. Evet. Bunların ne kadarı gerçekleşti? Bakalım. Çoğu gerçekleşmedi. Şimdi böyle bir karne olduğunda gerçekçi değil. Hani bunu X bir kişi söylese daha gerçekçi olabilir çünkü bilmiyoruz. Yetilerini bilmiyor. Ama zaten bu konuda ki kurumun başındaydınız 5 yıl. Bunları yapamadınız ama şimdi seçim döneminde tüm tuşlara basılıyor. Ben bunu şundan eleştiriyorum. Hani seçimde bize oy kaybettirir, kazandırır mantığıyla değil. Bir teknik adam olarak vatandaşın kafasını karıştıracak. Özellikle deprem gibi hayati bir konuda vatandaşın uzlaşma kısmında kafasını karıştıracak bu tür gerçek dışı vaatleri teknik bir adam olarak kınıyorum. Çünkü biz İstanbul yenileniyor diye bir sistem hayata geçirdik. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Hatırlayın yakın zamana kadar vatandaşlar İstanbul'da diyordu ki ya imar artışı olsun ya da kamu gelsin benim konutum bedava yenilesin. Biz dedik ki bu gerçekçi değil. Taşın altına vatandaş elini koymalı. Bu iş ancak maliyetine yapılırsa gerçekçi olabilir. Biz bu işi maliyetine yapmaya talibiz. Yeter ki uzlaşın. Ve biz size bu işin yapılabileceğini garantisini sunacağız ve uygun ödeme seçenekleri sunacağız diye yola çıktık. Ve çok ciddi de talep aldık. Biz vatandaşı bu hale getirmişken bilinç olarak ki şu anda 470 bin riskli bağımsız birim bize başvurdu. Burada 1.7 milyon insan yaşıyor. Düşünün insanlar diyor ki biz binamızı yenilemek için para vermeye razıyız. Bu kıvama gelmiş, bu bilince gelmiş bir toplum varken siz şimdi diyorsunuz ki yarısı bizden.
Ne zaman dediler? Nisan 2023 hı hı. genel seçimden önce. Yönetmeliği ne zaman çıktı? Şubat 2024 yani bir ay önce. Yani bunların maalesef vatandaşların, çaresiz vatandaşlara umut satıp kafalarını karıştırmaktan başka bir şey değil. Şimdi geçenlerde TOKİ Başkanı, ki tanırım onunla da beraber çalışmıştık. En son istifa ettiğimdeki TOKİ Başkanı kendisi. Büyük bir gafa imza attı. Açıkçası ben çok üzüldüm kendi adına. Çünkü kendisi de teknik bir insan. Bizi sivrisineğe benzetti. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız icraatları kıyaslarken hep TOKİ Tuzla konutlarıyla Kiptaş Tuzla konutlarını kıyasladı. Kiptaş'a yönelik mi bu benzetmeye? Kiptaş'a ve İBB'ye yönelik. Yani dedi ki biz dedi onların yaptığı inşaat alanının kadar kapalı otopark yaptık dedi. Şimdi biz hiçbir zaman toplu konut idaresini eleştirmedik. Toplu konut idaresinin büyüklüğünü de tartışmadık. Ben oradan geliyorum 15 yıl. İddia ediyorum Murat Kurum'dan ve Ömer Bulut'tan daha iyi bilirim toplu konut idaresini. Ben çünkü sıfırdan geldim oraya. Sıfırdan gelip daire başkanlığı mertebesine kadar çıkmış bir mühendisim. Ama biz TOKİ ile Kiptaş'ı kıyaslamıyoruz. Bir yaklaşım ve yönetim anlayışını kıyaslıyoruz. Bakın Tuzla'daki proje alanı toplu konut idaresinin yetki sahasında bizim proje yaptığımız alan. Ben orada emlak daire başkanıyken imar uygulamalarını ben yapıyordum. Çok iyi hakim olduğum bir yer. Biz orada bir mülkiyet satın aldık, projemizi yaptık ve çok hızlı bir şekilde teslim ettik 13 ayda. 2020'de başladık. 2021'de temel attık. 2022'nin başında teslim ettik. Ve rekor başvuru oldu sanırım. 167 bin başvuru oldu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Türkiye'de bir projeye yapılan en çok başvuru sayısı. 321 bin. Ve sabit taksitle sattık. Biz o konutları, şurada rakamları var. Tuzla Aydınlık Evleri asgari ücret 4253 TL iken 3363 TL'ye sattık. Şimdi başkanımız hep, Ekrem Başkan hep Tuzla'ya örnek veriyor. Niye örnek veriyor? Tek yaptığımız proje olduğu için değil. Hemen yanında Toplu Konut İdaresi'nin 2019 yılında 50 bin konut kampanyası adı altında talep toplayıp 2021'de yine biz de aynı anda başlayıp hala bitiremediği bir proje var. Ve orada 800 lira, 700 lira borçlanmalarla vatandaşa talep topladılar. Şu anda 17 bin lira, 13 bin lira borçlanmalar. Biz sabit taksitle satıyoruz. Biz Türkiye'de sabit taksitle satılabilir sosyal konut olacağını gösterdik topluma. 4 tane proje yaptık. Diyoruz ki hani TOKİ Başkanı'nın tabiriyle sivrisinek gibi görülen Kiptaş bunu yapabiliyorsa koskoca toplu konut idaresi niye yapamıyor? Çünkü kötü yönetiliyor. Kurumda bir sorun yok. Yönetim tarzında bir sorun var. Önceden TOKİ mağdurları veya atıyorum sizin tabirinizle Murat Kurum mağdurları var mıydı? Yoktu. Demek ki bu dönemde bir başarısızlık var. Başarılı olan işler de var bakın. Hakkını vermek gerekir. Ama bir başarısızlık da var. Bir kıyas var. Bundan oluyor bu. Yoksa Kiptaş'ı TOKİ ile kıyaslamak çok bir kere biz bir şirketiz. Toplu konut idaresi bir kamu kurumu. Plan yapma yetkisi olan, kamulaştırma yetkisi tabii olan. İstediği gibi imar planını değiştirir. Milli Emlak'tan istediği kadar arsayı alma yetkisi olan, kamu bankalarıyla istediği gibi anlaşma yapma yetkisi olan devasa bir kurum. Biz bu dönemde bir tane kamu bankasını kullanamadık. Kullanamadık derken Kiptaş'a değil, vatandaşın borçlanmasında kamu bankalarıyla vatandaşı eşleştiremedik. Şimdi böyle bir gücün karşısında biz sabit taksitle sosyal konut yapmışız. Hemen yan yana yapmışız, temel atmışız, bitirmişiz. Tabii ki bunu anlatacağız. Yani bunun için alim olmaya gerek yok. Sağa gittiğinizde bakıyorsunuz sağda bir proje var bitmiş, solda bir proje var hala devam ediyor. Biri sabit taksitle satılmış, biri değişken faizle almış başını gidiyor. Vatandaş mağdurum diyor ve bize örnek alıyor. Sabit taksit kavramı biz bu projeleri yapana kadar Türkiye'de yoktu. Biz diyoruz ki bir politika üretiyoruz, kamu iştiraki bir şirketiz, örnek olmamız gerekiyor. Bu işlerin yapılabildiğini gösterebiliriz dedik. Bu hedefle yola çıktık ve bunu yaptık. Aynı şekilde kentsel dönüşüm projelerinde de bunu yaptık. İstanbul yenileniyor da ciddi bir modeldir, sürdürülebilir bir modeldir. Şimdi oraya gelelim ama arada şunu söylemek istiyorum. Aslında tüm anlattığınız şey benim gözümde şunu canlandırdı. Ülkede inanılmaz bir yoksulluk var ve maalesef her geçen gün derinleşen. Pandemide böyle ay yuka çıkar ve her seferinde onun daha da üstte çıkan inanılmaz bir yoksulluk var. Şimdi Tuzla'da, değil mi? Tuzla'daki evet, sizin projenize işte başvuruyu ben daha önce de takip ettim. İnanılmaz bir başvuru var yani. Yapılan konutun kat ve kat üstü. Ve şimdi Murat Kurum'da her seçim döneminde veya iktidar sizin dediğiniz gibi bu konut yapacağız. 100 bin konut, 600 bin konut, işte 200 bin konut. Bunu bir seçim vaadi olarak şey yapıyor. Çünkü onlar da aslında şunun farkında. Yurttaş her geçen gün yoksullaşıyor, kirada oturmak istemiyor, kendisini güvende hissetmiyor, yani evet, geleceğini göremiyor, kira fiyatları aldı başına gidiyor vesaire ve bu yüzden
küçük de olsa başına sokabilecek bir ev istiyor. Yani birinci önceliği bu, ikinci önceliği tabii ikinci önceliği de deprem ama ilk önceliği ekonomik. Ve aslında evet her seçim döneminde umut satıyorlar. 2019'da bunu yaptılar. İşte geçen yıl yaptılar 2023'te. Şimdi yeniden bunu yapıyorlar ne yazık ki. Diyeyim ve buradan da İstanbul yenileniyor dediniz. Orada sözünüzü kestim çünkü depremi de sormak istedim. Bu bağlamda anlatırsan sevinirim. Çünkü özür dilerim. Tekrar Murat Kurum'un depreme dair de şeyi var. Tam cümlesini hatırlamıyorum ama depremin İstanbul'a dair bir beka sorunu olduğunu, İstanbul'un depremden etkilenmesini işte ülkeye çok büyük zararlar vereceğini söyledi. Tam ifadesini hatırlamıyorum, ona da bakarım. Bence şüphesiz dedikleri doğru ama ne yaptınız diye de sormak lazım. Hani işte evet, siyasete İstanbul'a girince sorun değil, hı-hı, bakanken de keşke bunları diyebilseydi. Evet. Biz göreve, ben göreve geldiğimden beri yani 2019'da ben Kiptaş'a genel müdür oldum Ekrem Başkan'la beraber. Ekrem Bey zaten siyasetin içinde olan bir insan, sürekli bunu dillendiriyordu. Ben görevim icabı görünür olmaya başladığımdan beri hep bunu söyledik. Riskli yapıların yenilenmesi tercih değil, zorunluluktur. Bunu şu an seçimdeyken değil, Çevre ve Şehircilik Bakanı iken, bu işin otoritesiyken söylemesi daha kıymetliydi. Biz... Şimdi şu dediğiniz çok doğru. Türkiye'de ciddi bir yoksulluk gerçeği var. Sorunları doğru tespit etmezsek doğru çözüm bulamayız. Biz bu kapsamda sabit taksit ve ödeme planlarının önemini vurguladık ve örnek uygulama yaptık. Hepsini yapacağız diye bir şey yok ama bunun yapılabildiğini gösterdik. Kamuya rol model olmak istedik. Deprem konusunda da İstanbul yenileniyor. Yani popülist söylemlere gerek yok. Bir insan eskimiş bir esasını yenileyecekse mutlaka buna paydaş olmak zorunda. Ama eskimiş evlerde oturan vatandaşlarımız, alım gücü düşük, belli bir yaşın üstünde vatandaşlarımız olduğu için bu yenileme işine giremiyor. Ve bu vatandaşların yapılarını yenilemesi sadece kendisi için değil, çevresi için de önemli. O zaman kamu otoritesinin yapması gereken gerçekçi, sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek. Biz ne dedik? Bu işin üç sac ayağı var. Finans, hak sahibi ve müteahhit. Bu üç sac ayağının birbirine ilişkilendirmeden merkeze kamu iştiraki olan Kiptaş şirketini koyduk İBB güvencesiyle. Üç tarafta biz de muhatap oluyor. Vatandaşla biz uzlaşıyoruz. Hukuki ve finansal garantörlüğü biz veriyoruz. Eğer vatandaşa bir borçlanma çıkarsa diyoruz ki 24 ay sıfır vadeyle borçlanabilirsin. Niye 24 ay diyoruz? 24 ayda işi bitirmeyi taahhüt ettiğimiz için. Aldığımız parayı sonuçta müteahhite aktarıyoruz ilerlemesine göre. Eğer bu taksitler yüksek gelirse, uzun vadeli borçlanacaksan gene Kiptaş kefaletiyle bankadan borçlanabilirsin diyoruz. Şimdi bu noktada kamu bankaları maalesef belli kesimlere uygun oranda kredi verirken bizim projelerimizde hiçbir şekilde faydalandıramıyoruz. Biz bu yüzden hep bir çağrıda bulunduk. Gelin birlikte yenileyelim, birlikte yapalım diye. Yani bu aslında bakanın himayesine girmeyi taahhüt ettik. Ne yapıyor? Özel bankalardan mı? Biz özel bankalarla ancak anlaşabiliyoruz. Ama biliyorsunuz ki bu yeni bir kampanya daha yapmışlardı. 250 bin konutta mıydı, 100 binde miydi? Orta gelirliğe işte düşük faizli konut edindirecekti. 0.62 oran. Sosyal konut bu kadar düşük oranla olmuyor. Dedik ki öncelikle böyle bir kaynağınız varsa bunu öncelikle riskli yapı sahiplerine sunalım. Bakın elimizde ciddi bir envanter var. Hiçbir şekilde bu çağrımıza karşılık bulamadık. Parayı biz istemiyoruz. Krediyi biz de istemiyoruz. Biz borçlanma çıkan alt gelir grubu vatandaşlarımıza bu kamu kaynaklarından faydalandırın. Biz de kefil oluyoruz diyoruz. Yorulmayacaksınız. Hiç bizi ciddiye almadılar. Ama ne oldu? Nisan 2023'te yarısı bizden kampanyasını başlattılar. Birebir İstanbul yenileniyorla aynı. Ama teknik altyapısı bizim kadar gelişmiş değildi. Tek artısı kamu bankalarından destek vereceğimdi. Ama bunu bir tane uygulaması olmadığı gibi yönetmeliğini de daha yeni çıkarttılar. Yani popülist bir şey. Ne gerek var? Varsa böyle bir kaynağın gel. Bizim elimizde 1.7 milyon insanın hayatını kurtarabilecek bir başvuru var. Onun da haritasını izin verirseniz göstermek istiyorum. Sürekli güncelleniyor. İstanbul yenileniyor da biz Türkiye'de 39 ilçenin tamamından başvuru aldık. Siz onu bulurken ben de kameraya şunu göstereyim. Bir İstanbul yenileniyor kitapçığınız var. Burada evet, da dönüşümünü yaptığınız bazı apartmanların şeyi var. İnternet sitemizde de var. Evet. Bakın bu Türkiye'nin en organik verisi. Her çıktığım platformda söylüyorum. 39 ilçenin tamamından başvuru aldık. 470.466 bağımsız birimi temsil ediyor bu noktalar. Noktalar başvuru, renkleri de başvuru seviyesini gösteriyor. 1.716.000 kişi yaşıyor burada. Bu harita özetle şunu diyor. Biz parasını vermeye razıyız. Gelin bize uygun ödeme planıyla bir seçenek sunun. Yapılarımızı yenileyelim.
Niye bu vatandaşlara sunmuyoruz da yeniden bir pencere açıyoruz? Bakın bizim İstanbul yenileniyorum 3. fazı dediğimiz, yani eski yönet kanunda ve yönetmelikte 2/3 çoğunluk aranıyordu. Şu an 50+1 indi. 2/3 çoğunluk aldığımız 22 bin. Şu an 25 bine çıkmış. Arkadaşlarım dün beni uyarmıştı, unuttum gene. Sürekli artıyor çünkü talepler. 25 bin riskli bağımsız birim 2/3 imzayı aldık. Borçlanmayı da kabul ediyor. Sadece uygun banka ve müteahhit bulmaya çalışıyoruz. Bir kısmını yıkım sürecine yakında yapacağız. Mesela Kartal'da bir site var, 240 bağımsız birim. Çoğunu boşalttık, bir iki kişi kaldı. Onları da boşaltınca siteyi yıkacağız. Şu an 790 tane hani ihalesini yapıp, sözleşmesini yapıp yıkım aşamasında olduğumuz yer var. Biz Kiptaş tarihinde, bu dönemde en çok riskli yapıya çözüm üreten yönetimiz. Bakın 2093 tane, orada da yanlış bir rakam vermeyeyim. 2093 tane riskli bağımsız birim yıktık biz. Çözüm bulduk. Az gibi geliyor değil mi? Bizden önce 24 yılda Kiptaş'ta yapılan riskli yapı yıkılan 1632. Ve sadece iki bölge. Biz 16 bölgede. Tek yapı, çok yapı hiç fark etmez. Uzlaş olan her yerde çözüm üretiyoruz. Niye yavaş gidiyor? Tek seslilik yok. Niye yavaş gidiyor? Ekonomik şartlar o kadar kötüleşti ki. 10 binlerce hayat kurtardınız yani aslında. Çünkü de yani dörtle çarptığınızda yani biz buradaki nüfus 11 binin üzerinde. Yani mahalle arasında tek yapı yıkıyoruz, yapıyoruz. Diyorlar ki Kiptaş mahalle arası müteahhit oldu. Biz bununla övünüyoruz. Çünkü hiçbir kimse girmiyor. Bu depremi ne kadar dert ettiğimizi, insanın canını ne kadar dert ettiğimizi gösteriyor. Kiptaş ölçeğinde bir şirket 10 daireli bir yere girmez. Normalde onların mantığı. Çünkü rant odaklı bakıyor. Biz öyle bakmıyoruz ki, hayat kurtarma motivasyonuna bakıyor. Ve bu modelin işleyeceğini gösterdik. Bunu da anlattık. Murat Bey bakanken de anlattık. Mevcut yeni bakana da anlattık. Gelin destek olun dedik. Sistemi geliştirelim dedik. Hatta bunu bağımsız bir yapı kurulsun dedi Ekrem İmamoğlu. Deprem konseyi, deprem başkanlığı ne derseniz deyin. Biz onu asiste edelim. Bağımsız ama vatandaşa güven olan tek sesli bir şey yerden çıkalım dedik. Hiç karşılık alamadık. Neden karşılık alamadığımızı bugünkü yerel seçimlerde görüyoruz. Çünkü bunu bir propaganda aracı olarak kullanmak istediler. Ama en başa geleceğim. X bir kişi bunu söyleseydi bir karşılığı olabilirdi. Siz bu kurumun, bu yapının en başındayken bekal sorunu demediniz depreme. Sabit taksitle konut üretmemişsiniz. İstanbul'daki performansınız belli. Şimdi İstanbul Büyükşehir yani Büyükşehir Belediye Başkanı olunca daha iyisini yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan daha yetkin bir kurum değil. Değil. 20 yıllık karne ortada. Biz demiyoruz her şeyi çözdük, her şeyi çözebiliriz. Bunu demek zaten çılgınlık ve cahilliktir. Ama biz diyoruz ki bunun çözüm metodu var, budur. İşliyor. Yeter ki bir araya gelelim. Sabit taksit sosyal konut yapılabildiğini gösterdik Türkiye'de. Bu bir modeldir. Niye bunu toplu konut idaresi yapmasın? Şunu sormak istiyorum bir de. Şimdi depremin üzerinden bir yıl geçti. Sizle de en son aslında depremden birkaç ay sonra konuşmuştuk. Deprem de dediğim gibi İstanbul'a geliyor. Hangi bölgelere müdahale edilmeli, riskli olan nereler? Yani Kiptaş ve işte... Kamu, TOKİ vesaire, emlak konut, yani var gücümüzde aslında bizim buralara yönelip burada, buralarda, bu bölgede hızla dönüşüm yapıp insanların hayatını kurtarmalıyız. Şimdi bu soru bana en çok sorulan soru, hep şöyle cevap veriyorum. İstanbul yapı stoğunun %70'i 2000 öncesi yapılmış. Yani potansiyel riskli. Dolayısıyla biz uzlaştığımız her noktada çözüm üretmeliyiz. En başta bu haritadaki noktalar. Niye? Şöyle İlerlemiş. Ve bu haritadaki noktalara baktığınızda aslında çok anlamlı. Hep İstanbul'un eski yerleşim yerleri. Yani evet, Güngören sıkıntılı, Bağcılar sıkıntılı, Fatih, Bakırköy, Kadıköy'ün, Kartal'ın sahil kesimleri sıkıntılı. Ama aslında İstanbul'un 2000 öncesi yapı stonu olan her yer sıkıntılı. İstanbul'da E5'te bir araç tıkandığında köprüye kadar trafik olur. Yaşayanlar bilir. Evet, bu noktaların hepsi potansiyel riskli yapı. Dolayısıyla bizim tek kriterimiz özellikle olmalı. Özellikle sahil bölgesi. Yani Marmara'ya kıyısı olan. Çünkü yapılaşma hep buradan başladı, eski yapılaşma. Evet. Aslında vatandaşın talebi çok anlamlı. Bu harita da bunu gösteriyor. Bunu niye anlatıyorum? Bizim tek kriterimiz uzlaş olan her yere hemen koşmalıyız. Yani atıyorum önce Bahçeli Evler, sonra Güngören. Böyle bir kriter tabii ki keşke yapılabilse, ama yoksulluğun çok olduğu, yapılaşmanın eski olduğu, uzlaşmanın olduğu yerleri öncelikli belirlemeliyiz. Başka şansımız yok. Çünkü uzlaşmadan da bir şeyi bu süreçleri ilerletmemiz çok ama çok zor. Ve şeyi sormak istiyorum, yeni dönemi. Gelecek 4 yıl.
Evet. Nedir dönüşüm için? Ne yapılmalı? Ne yapacaksınız? Şimdi büyük şey, şimdi bizim seçim vaatlerinde, Ekrem Başkan'ın seçim vaatlerinin hepsi gerçekçi dönüşümle ilgili. Biz de süreçte çalıştık. Onları ben size çok kısa bir özet geçmek istiyorum. 50 bin konutu yerinde dönüştüreceğiz diyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 vaatlerinde 10 bin konut yapacağım sözü vardı. Şu an 12 bin rakamına erişiyoruz. Bizim İstanbul'u yeni... Yani vaadini tamamlayıp üstüne çıkan üstüne şey. Çıktı. İstanbul yenileniyor 3. fazı dediğimiz yerde şu an 25 bin tane riskli bağımsız birim şu anda 2/3 imzayı aldığımız var. 2. fazdan 3. faza geçeceğimiz, yani o projelendirme, uzlaşma görüşmelerini sürdürdüğümüzde yaklaşık 70-80 bin yapı var. Bunun en az %50'siyle de uzlaşırız diye düşündüğümüzde biz minimum 50 bin konutu yerinde dönüştüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Zaten 25 evet. bini var elimizde. Peki sosyal konut? Onları onu da çünkü bizi izleyenler merak edecek. Hemen edecektir. Onu da anlatacağım. Yani atlamayayım diye uygun tabii, görürseniz tabii. Sırayla başkanın vaatlerine gidelim. 10 öncelikli alanda 125 bin konuta planlı dönüşüm vaadi var. Bu ne demek biliyor musunuz? İstanbul'da bakın çok ilginç bir veri daha paylaşacağım size. İPA'nın güzel bir çalışması var. Riskli alan ve rezerv alan ilan edilen 142 bölge var. Ama bunların sadece 2 tanesi gerçekçi. Yani teknik anlamda zemin, yapı stoğuyla vesaireyle örtüşüyor. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisi 10 tane öncelikli bölge belirledi. Bunları da duyurdu. Bunların hepsi hazır. Haritaları, yerleri belli. Meclise de sunuldu. Buradaki planları çözersek, plan olmadan çünkü bu işler olmuyor. Yaklaşık 125 bin konutun kendi kendine yenilenmesinin önüne açacağız ki bunlar etap etap meclise sunulmaya başlandı. En önemli şeyimiz finansal destek. Şimdi biz diyoruz ki, iddialı bir söylem, maliyetine yenileyeceğiz diyoruz. Hükümet yarısı bizden de, tabii güzel bir iletişim dili kullandı, yarısı bizden dedi ama uzlaşı yok, bir şey yok, proje belli değil. 750 bin lira ver. Bir kere bir projenin 750 bin lira hibeyle yarısının yapılacağının garantisi yok ki. Şu anda inşaat, bir tane 100 metrekare konutun inşaat maliyeti minimum 2 milyonla 2,5 milyon arası. Biz diyoruz ki İstanbul yenileniyor'da uzlaşı sağladığımız ve borçlanma çıkan yapılarda dar gelirlerin inşaat maliyetinin %60'ını, hem dar gelirli hem emekliyse de %65'ini İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Bu kapsamda da yaklaşık 50 bin tane riskli bağımsız birime çözüm üreteceğimizi düşünüyoruz. Çünkü kaynağımızı buna göre ayırdık. Yaklaşık 70 milyar kaynak ayırdık ve bu veriler de hazır bizde. Yani siz bugün bana 25 bin riskli bağımsız birim nerede deseniz şu noktalarda sadece kırmızıları açacağım size. İmzalı belgeleri var, her şeyi var. Ve sözleşmeleri imzalamış. Ve biz vatandaşlara borçlanma çıkması halinde hepsini bu dönem uyguluyorduk. Önümüzdeki dönem mali yardımın yanında sabit taksitle gene ödeme imkanı sunacağız. İsterlerse de Kiptaş kefaletiyle uzun vadeli banka kredisi kullanması imkanı sunacağız. Aynı şekilde hızlı tarama hizmeti veriyor Büyükşehir Belediye'miz. Hızlı tarama testinde bazı yapıların acil dönüşmesi gerektiği sonucu çıkıyor. Yani her an kendi kendine yıkılabilecek. Bu yapılarda oturanları teşvik etmek amacıyla bakanlığın verdiği kira yardımına ek bir de 7 bin TL Büyükşehir Belediyesi verecek. Bu uygulamayı da bu dönemde başlamıştık. Daha da yaygınlaştıracağız. Eğer burada oturan vatandaşlar emekliyse, çünkü şu anda Türkiye'de emeklerin ciddi bir sorunu var, onlara 9 bin lira kira yardımı. Bunların hepsi gerçekçi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan yerlerde bizim hedefimiz önümüzdeki dönem 20 bin yeni konut yapmak. Şimdi bu gerçekçi bir hedef. Şimdi 650 bin konut yapacağım diyorlar ya, bakın size çok iddialı bir şey söyleyeyim. 100 bin konut, kiralı konut yapacağını vaat etti Sayın Bakan. 100 bin kiralı konut sıfır donatı yaparsanız, yani okulu, parkı, işte hastanesi, kreşi vesaire hiç yapmayın. Sadece konut yapmanız için 100 metrekareden konut yapsanız minimum size gereken alan İstanbul Atatürk Havalimanı kadar bir büyüklük. Yani 7,5 milyon metrekare bir alan. İstanbul'un böyle de bir imkansızlığı var. Doğal ışıklarına kadar doğmuş. Bu ne anlama geliyor? Yeni yerleri imara açacaksınız anlamına geliyor. Bakın değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O yeni yerlerde kuzey ormanları falan oluyor herhalde. Zaten şehir yaşanacak. Askeri arazide kalmadı artık, yapılaşmaya bakın, yaşanacak. Değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Toplu konut idaresi. Türkiye'nin en büyük arz üreten kurumudur. Bırakın onu, milli emlak. Elinde İstanbul'da 650 bin konutu yapacak imarlı yer yok. Yok. Ben emlak daire başkanlığı yaptım toplu konut dairesinde. Biliyorum yani. Biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde olan mülkiyetler var. Planlama aşamasında ve planlı olanlar var. Bunlara göre bir proje olmayanı nasıl vaat edelim yani? Bu askeri 20 bin. Ki bunun yaklaşık 1250'sinin temeline attık.
İki tane Eyüp dağıttık. Bir tane de Sultanbey. Bu konutları kentsel dönüşüm kapsamında depo konut olarak kullanacağız. Önümüzdeki hafta mesela uzlaştığımız bir alan var. 15 daire. Küçük görüyorlar ama orada da en az 60 tane insanın hayatını kurtarıyoruz. 15 konutun temelini atacağız. Yine Mart'ın sonuna kadar yaklaşık 1100 tane konutun teslimini yapacağız temel attığımız. Vaatlerimiz bunlar ve biz ürettiğimiz konutları mutlaka sabit taksit seçeneğiyle vatandaşa satışa sunacağız. Şimdi sosyal konut dediğiniz kavram şu. Bakın bir grafik daha göstermek istiyorum. Tabii. Bu zaten sektörün kırılma noktasını aslında yani konut erişimini sıkıntıya sokan bir veri paylaşacağım sizle. Çok basit anlatımda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir şey oldu 2020 yılından sonra. İnşaat maliyetleri ilk kez asgari ücretin üstüne çıktı. Bakın şu grafik. Şurada görüyorsunuz. Şimdi kırmızılar piyasa değerini, yeşiller de asgari ücreti temsil ediyor. Hep paralel gidiyordu maliyetlerle şeyler. Gördüğünüzde üst üsteydi. Ama 2021'de bir kırılma başladı. Ve 2021'den sonra inşaat maliyeti artık asgari ücretin üstüne çıkmaya başladı. Şöyle düşünün. Bir inşaat maliyeti bugün 25 bin lira. Asgari ücrette 17 bin lira. Bir metrekare konutu, bakın arsa maliyeti yok, finans maliyeti yok. 25 liraya mal ediyorsunuz. Bir asgari ücrette o konutun en fazla yarısını, bir metrekaresini değil bakın, bir metrekaresinin yarısını alabilir bir ayda. Finans maliyeti, arsa maliyeti eklediğinizde nasıl edinecek bu konutu? Yani alım gücü inanılmaz düştü, maliyet arttı. Çok büyük bir sıkıntı. Şimdi toplu konut idaresi bunları da düzenlemek zorundaydı. Sektörün en büyük temsilcisidir. Üretimi teşvik edecekti, maliyet artışlarının önüne geçecekti. Ama bu maliyet artışlarının en büyük sebeplerinden biri tabii ki pandemi ve depremdir. Ama toplu konut idaresinin plansız, programsız yaptığı inşaat yatırımlarıdır. Şimdi merkezi yönetim doğru yanlış ama deprem bölgesinde ciddi bir atılıma geçti. Orada bile tıkandı. Dağ taş arsa yapmaya çalışıyor. Teknik olarak ben eleştiriyorum ama sonuçta bir üretime geçti. 100 binin üzerinde konut yapmaya başladı ama ne kadarını teslim edebiliyor? Ne oldu? Bir anda kamu yatırımları oraya gidince özel sektör, tedarik zinciri iç piyasaya verdiği 10 liralık teklifi orada aldığı 10 liralık teklifi buraya 15 liraya veriyor. Niye? Çünkü buradan parayı hemen alamıyor ama oradan hemen alabilme garantisi var. Ve bu dengeleri bozdu maliyet artışlarına. İşte plansızlık. Hatta şöyle bir şey var. Geçenlerde birkaç müteahhitle görüştüm. Hani depremden sonra piyasa öyle bir hale geldi ki diyor. İnşaat işçisi bulamıyoruz. Usta bulamıyoruz. Aynen ki öyle. O bölgede söylenen şimdi çok büyük bir konut atılımı yapıldı. İnsanlar evsiz kaldı vesaire diye. Orada birçok aksaklık var yani. Dediğiniz gibi o ham madde. O konutlar da aksıyor şu an. Evet, orada çalışacak işçi bakın, bulamıyorlar, müteahhitler vesaire. Biz bunu hep söyledik. Pandemiyle başladı bu iş en çok. Bakın ben ne dedim? Tuzla Aydınlık Evler'in rakamlarını açıkladım. Ne zaman? Aralık 2021. Türkiye'de yapılmış en son sosyal konuttur. İddia ediyorum. Ondan sonra yapılan bu fiyatla sabit taksi konut yok. Sabit taksi zaten yok da bu fiyatta yok. Çünkü kırılma ondan sonra başladı. Pandeminin de etkisidir bu. Ama iyi yönetilseydi bunun üstesinden gelebilirdik ki biz Silivri 4'ten itibaren yani 4 tane sosyal konut projesi temel attık. Hepsi pandemide. Sokağa çıkma yasağı varken biz sabit taksit ödeme seçeneği sunabildik. Ama çok planlı çalıştık. Popülist yaklaşımlar. İşte 50 bin konut, 100 bin konut, 200 bin konut. Kaçı yapıldı? Mesela yarısı bizden kampanyası. Çok güzel söylem. Vatandaş borçlanıyor, yarısını vereceksin. Hangi vatandaşın yarısını vereceksin? Mesela çok şerefiyeli, kendi kendine dönüşen bir konut projesinde yarısını verecek misin, vermeyecek misin? Mesela bazı vatandaşlar geliyor, bana diyor ki ya bizim 60 tane ekstra daire çıkıyor. Bizden gene borçlanma istiyor. Niye? Orası kendi kendine döndürüyor. Yani ayaklara yere basmayan, bu taraf bir şey yapıyor, biz de bir şey yapalım deyip söylemsel algı değiştirmeye çalışan seçim odaklı bir vaatler tufanıyla karşı karşıyayız, fırtınasıyla karşı karşıyayız. Bunu niye üzülüyorum, niye kızıyorum? Biz siyasi bir şey amaç için değil. Bakın biz vatandaşla uzlaşmada, ben sahada sıcak temasta bulunuyorum. Hı. Bilinçlendirmek için çok ciddi çaba sarf ederken kafası karışmış vatandaşın. Siz gelip bir anda bunu devirecek bir eylem ve söylemde bulunursanız siyasi kaygılarınızda, o zaman biz bu insanların hayatını kurtaramayız. Bakın biz farkındalığı arttırmak için izninizle şundan da bahsetmek istiyorum. Biz göreve geldiğimiz günden beri hep şu söylemi söylüyoruz. Riskli yapıların yenilenmesi tercih değil, zorunluluktur. Uzlaşma esastır. Can güvenliği birinci sıraya aldı. Hep farkındalığı ön planda tutmaya çalıştık. Ama tabii ki insanlarımız çok çaresiz ve özellikle riskli yapıda oturan vatandaşlarımız hem yaş grubu bakımından hem gelir seviyesi bakımından çok alt seviyede.
bilinçlendirmeyi arttırmak için en son dedik ki daha nasıl farkındalık yaratabiliriz, yol alırız. Bir çocuk kitabı bastırdık. Burada hiçbir siyasi propaganda yok. Sadece Kiptaş'ın katkılarıyla hazırlanan, bir çocuğun da katkısıyla bir ailede nasıl tetikleyici güç olabilir, farkındalığı nasıl pozitif anlamda etkileyebilir diye 6-10 yaş arası çocuklara hitap edecek bir kitap bastırdık. Biz bunu gittiğimiz dönüşüm toplantılarında, saha gezilerinde herkese dağıtıyoruz ve ücretsiz. Muhtarlarımıza veriyoruz. Hatta geçen bir yayında da söyledim, gene söyleyeyim sizin aracınızla. Bu kitaptan ücretsiz faydalanmak isteyenler Kiptaş Genel Müdürlük binamıza gelip çocukları için alabilirler. 6-10 yaşa hitap eden uzman pedagoglarla hazırladığımız bir kitap. Bunun amacı bir farkındalık. Çünkü biz çocuk yaşta eğer bu farkındalığı aşılayamazsak belli bir saatten sonra zorlanıyoruz. Çocuklar çok itici güç oluyor, biliyorsunuz. Herkesin en kıymetlisi çocuklarıdır. Bu itici güçten faydalanmak için tamamen bilinçlendirme amaçlı yaptığımız bir çalışmadır. Beni de heyecanlandıran, manevi olarak mutlu eden bir çalışmadır. Güzel bir hikaye kitabı. Aynı zamanda içinde boyama da var. Hani çocukların ilgisini çekiyor bu yaş grubunun. Biraz diye baktım. Çocuklara sağlam evlerde oturmaları gerektiğini, ne olacağını, nasıl olacak, çok güzel. Böyle korkutmadan güzel. Evde oturmaları gerekiyor. Ve burada hiçbir propaganda yok. Kiptaş, bakanlık, TOKİ vesaire. Hiçbir öyle bir şey yok. Hatta diyor ki Türkiye'de bunu yapan kurumlar var. Yeter ki biz uzlaşalım, yenilensin yapımız diye bir teması var. Bundan da gücümüzün yettiğince herkese bunu eleştirmek istiyoruz. Tamamen farkındalığı arttırmak için. Eğer biz bu farkındalığı arttıramazsak, tek sesle olamazsak maalesef büyük felaketle karşı karşıya kalırız. Ben Hatay bölgesinde görevliydik biz. Büyükşehir Belediyesi'ni Hatay'a AFAD eşleştirmişti. Oradaki yıkımı keşke herkes görebilse. Ben hep söyledim, çıktığım yayınlarda, programlarda, öğrenciler, bu konuda iş yapan bürokratlar mutlaka o yıkımı görmeliler. Attıkları bir imzanın nasıl hayat kurtarabileceğini veya nasıl bir felakete sebebiyet verebileceğini görmeleri lazım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Süremizin sonuna geldik. Toplumda da böyle şeyler seviliyor. Şimdi Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken okul arkadaşım diye bahsediyordu. Murat Kurum, programın başında söyledim, sizin eski çalışma arkadaşınız, uzun yıllar beraber şey yaptınız, görev yaptınız. Belki de hala arkadaşınız, iletişiminiz devam ediyordur. Ama ben sizden şunu duymak istiyorum. Murat Kurum'un performansını, adaylık sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü. Üzülüyorum. Neden? Bir bürokrat kolay kolay siyasi olamaz. Her bürokrattan siyasetçi olmaz. Keşke bürokratik sınırlar içerisinde kalsaydı. Gaflarıyla çok eleştiriliyor. Ya şimdi şöyle, İstanbul'un beka sorunu depremdiri Çevre Şehircilik Bakanlığı iken demesi lazımdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi adayı iken değil. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, davetinizi kırdığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim imkan verdiğiniz için. Sağ olun. İstanbul'un nabzını tutmaya, ülkenin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Deprem felaketi uzmanların defalarca uyarıyor uzmanlar. Geldi geliyor kapıda. İstanbul'u her anlamda takip edeceğiz. Deprem ve karşı güçlendirilmesi gerekiyor bu kentin. Binaların, yeşil alanının arttırılması gerekiyor. Kadim kent dedikleri İstanbul'un taşı toprağı altın diyenler tarafından bu kent bir taraftan da yağmalanıyor, rant gözüyle bakılıyor. Dediğim gibi biz İstanbul'u takip etmeye devam edeceğiz. Yeni konuklarımızla, yeni uzmanlarla sizlerle olmaya sürdüreceğiz. Hoşçakalın.